Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde dalga durağın oluşumu, şok dalgaların durak üzerine ve taşıma kuvveti üzerine etkileri, sıkıştırılabilirlik etkisi ve yüksek hızlı uçuşlarda kullanılan motor girişleri ile konumuza devam edeceğiz. Dalga durak, yüksek hızlı uçuşlarda şok dalgasının oluşmasından kaynaklanan ekstra durak çeşididir. Burada görüldüğü gibi şok dalgasının oluşması akımın kinetik enerjisini azaltmaktadır. Ayrıca sınır tabakanın ayrılmasını sağlayarak akışın laminerden türbülanslı hale dönüşmesini sağlamaktadır. Şok dalgalarının oluşturduğu bu sebeplerden dolayı akımın mach sayısı kritik mach sayısını geçtikten sonra durak katsayısında önemli bir artış meydana gelmektedir. Oluşan bu ekstra durağa yani şok dalgalarının oluşturduğu nedenlerden dolayı meydana gelen ekstra durağa dalga durak ismi verilmektedir. Kritik mach sayısından sonra durak katsayısının hızla arttığı görülmektedir. Mach sayısı 1'i geçtikten sonra şok dalgalarının kanadın firar kenarına doğru kaymasından dolayı dalga durakta bir miktar azalma meydana gelir. Şok dalgalarının taşıma katsayısına etkisine baktığımızda taşıma katsayısının şok dalgasının oluşması ve hareketlerinden etkilendiği görülmektedir. Mach sayısına göre şok dalgalarının oluşumu ve hareketine baktığımızda akım hızı kritik mach sayısını geçtiği anda kanadın üst bölgesinde şok dalgası oluşmakta, daha sonra alt bölgesinde oluşmakta, akımın hızının artmasıyla şok dalgaları firar kenarına kaymakta, akım biraz daha arttığı zaman normal şok dalgaları firar kenarına iyice kayarken burun kısmında sıkıştırılmanın etkisiyle bir burun dalgası oluşmaktadır. Şok dalgalarının oluşması ve hareketine bağlı olarak taşıma katsayısı, akım hızı, kritik mach sayısını geçtikten sonra taşıma katsayısı bir miktar artmakta. Fakat kanat yüzeyinde oluşan şok dalgalarının etkisiyle hızla azalmaktadır. Daha sonra kanat yüzeyindeki şok dalgalarının firar kenarına doğru kaymasıyla yeniden bir artış görülmektedir. Bu arada sıkıştırma etkisinden dolayı burunda oluşan şok dalgası yeniden taşıma katsayısının bir miktar azalmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla akım hızı subsoniğin son noktalarından itibaren süpersoniğe geçer iken taşıma katsayısında belirgin bir azalma görülmektedir. Son olarak grafiğe baktığımızda transonik uçuşlarda taşıma katsayısının çok değişken olduğu görülmektedir. Buradaki grafikte yüksek subsonik hızlar yani transonik hızlarda ve sıkıştırılamaz akışlardaki taşıma katsayısının değişimi görülmektedir. Şok dalgalarının etkisinden dolayı taşıma katsayısında ve stol açısında belirli bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu grafikte ise yüksek hızlarda durak katsayısına bağlı olarak taşıma katsayısının nasıl değiştiği görülmektedir. Grafikte de görüldüğü üzere düşük mach sayılı uçuşlarda taşımanın daha yüksek olduğu, yüksek mach sayılı uçuşlarda durağın daha fazla olduğu görülmektedir. Profilin verimini ifade eden L bölü D oranına baktığımızda düşük mach sayılı uçuşlar için daha yüksek olduğu görülmektedir. Grafikteki bu değişim tamamen şok dalgalarının etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu resimde uçak üzerinde oluşan şok dalgaları görülmektedir. Birinci resimde uçağın kanadının üst bölgesinde oluştuğu görülürken, ikinci resimde şok dalgasının kanadın firar kenarına doğru kaydığı görülmektedir. Bir diğer dalga çeşidimiz ise genişleyen dalgadır.
Genişleyen dalga, genişleyen yüzeylerde meydana gelmektedir. Burada görüldüğü gibi normal subsonik akışlarda genişleyen yüzeyde akımın hızı düşmektedir. Fakat hipersonik uçuşlarda yüzey genişlediği için subsonik uçuşun tam tersi meydana gelmektedir. Dolayısıyla yüzey genişlediğinden dolayı hız artar, basınç, yoğunluk ve sıcaklık azalır. Bu değişimden dolayı bu genişleyen yüzeylerde genişleyen dalga oluşmaktadır. Burada akım normal şok dalgasındaki davranışa göre zıt bir davranış göstermektedir. Sıkıştırılabilirliğin etkisine baktığımızda iki şekilde görülür. Bunlar düşük hızlarda hava akımının yoğunluğunda bir değişim meydana gelmemekle beraber yüksek subsonik hızlarda hava akımının hızının artmasından dolayı yoğunlukta bir artış görülür. Dolayısıyla yüksek subsonik hızlarda sıkıştırılabilirliğin etkisiyle yoğunluğun artması taşıma katsayısını normalden daha fazla artırır. Sıkıştırılabilirliğin diğer bir etkisi ise yüksek hızlarda burun dalgalarının meydana gelmesidir. Burada görüldüğü gibi sıkıştırılabilirliğin etkisinden dolayı kanadın hücum kenarından itibaren oluşmuş bir burun dalgası görülmektedir. Burun dalgası ile kanadın arası subsonik akış, diğer kısımlar ise süpersonik akıştır. Yüksek hızlarda kullanılan motor girişlerine baktığımızda öncelikle düşük hızlarda kullanılan bir motor girişine bakmak gerekir. Düşük hızlardaki motor girişleri genişleyen bir kesit yapısına sahiptirler. Çünkü motor girişinden sonraki havayı sıkıştırmak için kullanılan kompresör subsonik hızlarda çalışmaktadır. Yüksek hızlara çıkıldığında kompresörde stall veya surge olacağından dolayı motorun güvenle çalışması tehlikeye girer. Bu yüzden motor girişleri genişleyen bir yapıya sahip olup akımın hızını düşürürler. Fakat yüksek hızlı uçuşlarda şok dalgasının etkisinden dolayı akımın davranışları değişmektedir. Örneğin daralan bir kesitte subsonik bir akış için akım hızı artar iken süpersonik akışta şok dalgalarından ve boğulmalardan dolayı akımın hızı düşmekte, basıncı ise artmaktadır. Genişleyen bir kesit alanında ise subsonik akışlarda akımın hızı yavaşlar iken süpersonik hızlarda ani genişlemeden dolayı akımın hızı artmakta fakat basıncı düşmektedir. Bu yüzden yüksek hızlı uçuş yapan uçaklarda değişken kesitli motor girişleri kullanılmaktadır. Örneğin burada Concorde uçaklarının motor girişi görülmektedir. Normal düşük hızlarda iken genişleyen bir kesit yapısına sahip olduğu için akım hızını düşürerek kompresör girişindeki Mach sayısını 0.4 Mach'a kadar düşürmektedir. Fakat akım hızı 1 Mach'a yaklaştığında keskin yüzeylerinden dolayı normal şok dalgaları görünmeye başlar. Süpersonik uçuşlarda ise değişken kesitli motorun girişi daraltılarak fazladan şok dalgaları oluşturulması, şok dalgalarından dolayı akımın hızının yavaşlatılması sağlanır. Böylece en dar noktaya gelindiğinde akım subsonik bir akıma dönüşür. Bu noktadan sonra kesit alanı genişletilerek kompresör girişindeki Mach sayısının yaklaşık 0.4 Mach olması sağlanır. Burada ise SR-71 uçağı ve motor girişi görülmektedir. Bu motor girişlerinde eksenel olarak hareket ettirilen bir plak yer almaktadır. Plağın eksenel hareketi ile normal ve yüksek hızlarda kompresör girişindeki Mach sayısının subsonik olması sağlanmaktadır.
Subsonik akışlarda inlet kısmının genişleyen bir yapıya sahip olması sağlanırken, süpersonik hızlarda burun kısmında ve girişlerde meydana getirilen şok dalgalarından dolayı akım en dar noktasında subsonik olarak oluşturulmaktadır. Daha sonra genişleyen yapıdan dolayı akım hızı düşmekte ve kompresör girişinde yaklaşık 0.4 Mach'lık bir akış elde edilmektedir. Evet arkadaşlar, böylece yüksek hızlı uçuşu dolayısıyla temel aerodinamik dersimizi tamamlamış olduk. Görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.